Arkadaşlar bak sizlere lütfen yukarı. Komutanım. Gelin. Efendim. Dedik bir dakika. Arkadaşlar lütfen. Sivil arkadaşlar lütfen uzak aşağıda. Hay bakalım. Toplayın arkadaşlar. Arkadaşlar görüntüleri silin. Alın lütfen. Arkadaşlar buradan uzaklaşın. Evet hepsi. Uzaklaşın. Arkadaşlar uzaklaşalım lütfen. Lütfen. Bakın bak ayağınızın içinde parça var lütfen. Tamam arkadaşlar. Tamam. Çekin lütfen buradan. Devam edin. Arkadaşlar çekin lütfen buradan. Tamam. Buradan devam edin. Tamam. Yukarıda sivil var mı? Evet uzay yerinden tekrar. Arkadaşlar ayrılalım lütfen. Basın ayrılsın lütfen. Tamam hadi lütfen. Bunlar da kendi topraklarımızdan kaynaklanmayan bir durum olduğu anlaşılıyor. Yani ne bir cephanelik patlamasıdır bu ne başka bir şey. Öyle anlaşılıyor ki dışımızdan gelen askeri bir aletle karşı karşıyayız. Bu bir füze midir, bir insansız hava aracı mıdır, yoksa başka bir şey midir? Tam olarak, net olarak kimse henüz tam bir şey söyleyemiyor ama bölgedeki savaşın bizim payımıza düşen kötü nimetlerinden biri. İlk tespit olarak bunu söyleyebiliriz herhalde. Halbuki biz gerek adamızda gerekse bölgemizde barış istiyoruz, huzur istiyoruz, istikrar istiyoruz. Barışın ve huzurun ne kadar önemli olduğunu bu hadise de bize aslında gösteriyor. Çok şükür ki meskun bir bölgeye düşmedi. Evlerin olduğu yere de düşebilirdi. Daha yoğun mahallere de düşebilirdi. En azından böyle bir miktar yangınla bu belayı def etmiş oluyoruz. Öyle anlaşılıyor. Yarın tam tespitler yapıldıktan sonra herhalde daha net şeyler söylememiz mümkün olacak ama bu akşam bunları söylemekle yetinelim ve hepimize geçmiş olsun diyelim. Sayın Başkanım, Rus yazılı bir uçak diye söylüyorlar üstüne Rus. Öyle ibareler olduğu söyleniyor. Bölgede her tür silahlı araç gereç mevcut. Rusya'nın da araç gereçleri var, Amerika'nın da var.
her türlü silah mevcut. O nedenle eğer bir füze ise bu Rus füzelerinden biri olabilir. Ama net olarak tespit yapılsın, ona göre yetkililerimiz bizi aydınlatsın, biz de daha net bilgi verebilelim. Şimdilik eldeki bilgilerle söylenebilecekler herhalde bunlar. Peki arkadaşlar, size de kolay gelsin. İnsansız hava aracı da değil gibi görünüyor. Dediğim gibi daha net bilgiler gün ışıdığında, bir de satığı da gördüğümüzde daha net ortaya çıkacak. Başka bölgelerden gelen bir şey var mı, bilgi var mı? Dikmen'e bir parça düştüğü söyleniyor. Henüz teyit etmedik. O parçayla buradaki parçalar mutlaka eşleştirilecek. Uzman bir ekip orada şu an. Ben de oradaydım. Biraz önce çok geniş bir alan. Gün ışığınca artık çevreye saçılan parçalar da herhalde tespit edilecek. Daha net gün ışıdığında açıklama yapılacak. İlk gittiğimiz yerde ufak bir parça vardı. Yani o parçanın haricinde çeşitli bölgelerde parçalar var, da mevcut ufak mu? Tefek birkaç yerde parça da almış durumda. Teşekkürler. Çok teşekkürler efendim. Evet arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanımız. Sir. From the other side. Yes. Welcome. Okay. Değerli arkadaşlar, biraz önce söylediklerime ek olarak şunu söyleyebilirim. Büyük bir parçanın olduğu yerde de askeri yetkililerimizden bilgi aldım. Tabii şu an için net bir şey söylemek mümkün değil, inceleniyor. Ama bu bir füze de olabilir. Bölgede savaş var bildiğiniz gibi. Başka bir şey de olabilir. İnsansız hava aracı olma ihtimali de var belki. Ama sonuçta bir askeri gereç. Ve bize ait olmayan bir şey, bu topraklara ait olmayan bir şey. O nedenle biraz önce de söyledim, bölgede barış ve istikrarın ne kadar önemli olduğu çok açık. Bunun için ben sıklıkla altını çiziyorum her yeri geldiğinde ve her vesileyle. Adamızda kalıcı barış istiyoruz. Bölgemizde kalıcı barış ve istikrar istiyoruz. Bugün için en büyük teselli meskun bölgeye düşmemiş olması. Bazı göz şahitlerinin anlattıklarına göre havada patladığı anlaşılıyor. Çünkü bazı parçalar daha geniş bir alana yayıldı. Onların da tam olarak incelenmesinden sonra ne olduğu tam olarak anlaşılacak. Sanırım yarın daha net bir açıklama yapılabilir. Beyefendi kamera bir, ismin nedir? Adın neydi? Mustafa Keşimoğulları. Ne gördün? Bir gürültü, ilk önce bir gürültü. Baktım bu yana bir şey geçti. Buradan buraya düştü. Hemen çıktım, çocuklar da yatırdı. Kalktık çocuklarla geldik. Tam buraya köşeye geldiğimde patladı buradan bomba. Bir gürültü. Başka bir şey çıktı yangın. Kaç sefer patlaması çıktı? Düştükten sonra patladı yani. Düştükten sonra bir defa patladı. Boşalt orayı. Orayı boşalt. O... Büyük bir şey miydi o düşen şey? Neye benziyordu? Yok. Çok iyi şey yapamadım yani. Karanlık olduğu için çok büyük değildi. Ama buradan geçti. Kenan nereye? O içine gitti. Yani ondan sonra... Nerede? Bu tepelerden mi geldi? Yok yok, tam aha bu okulun şeyinden geçti. Buradan geçti.